سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب من الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما دوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروح روحنا الحاج علي حيدر الخسخوي وشيخنا وقبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود الأوفي قدس سره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين cümlemize medet inayet ve lütfu hidayet ile her birimiz olmamız gerektiği gibi olmaya muvaffak eyle. Hatmi şerifimizi kabul eyle. Ölünceye kadar bizi seni zikreden zakirlerden eyle. Sana şükreden şakirlerden eyle. Emru fermanına inkiyat eden salihlerden eyle. Ya Rabbi bizi sana sevdirecek ve yaklaştıracak, cennetine yerleştirecek, cemaline ulaştıracak, Habibinle buluşturacak, hesabımızı kolaylaştıracak iyilikleri ve güzellikleri bizlere sevdir ve nasip eyle. Ya Rabbi bizi senden uzaklaştıracak, sevginden mahrum bırakacak, cehenneme girmemize, Ya Rabbi hesabımızın zorlaşmasına sebep olacak, kabir azabına düçar olmamıza sebep olacak, her türlü kötülükleri, yanlışları nefret ettir ve muhafaza eyle. Bizi bırakma Ya Rabbi, bizden tut Ya Rabbim. Ya Rabbi Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasrın hatmi şeriften hasıl olan sevabı, sevgililer, sevgilisi, kainatın efendisi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, pak, ruhi, tayyibelerine ve hediye eyledik vasıyla eyle. Bütün peygamberlerine, izamın, ervahı, kutsiyelerine hibe ve hediye eyledik vasıyla eyle. Ahl-i ashab-ı ensar, muhacirin, tabi'in, tebi'in, tabi'in, ervahına hibe ve hediye eyledik vasıyla eyle. Silsile-i Nakşibendiyemizin ve sair turukun ve şeyh ve müntisiblerinin ervahına hibe ve hediye eyledik vasıyla eyle. Beynel meşarik vel megalib hak ile yeksan olmuş bütün din kardeşlerimizin de ruhlarına hibe ve hediye eyledik vasıyla eyle. Dualarımıza amin den bu kardeşlerimizin, dostlarımızın, birimizin dünyadan ahiret yeri tarih intikal etmiş olan mahrem ve akraba mütealikatımızın, sevdiklerimizin, dost ve yaranlarımızın, hocalarımızın ve talebelerimizin de ruhlarına hibe ve hediye eyledik vasıyla eyle. Kur'an hizmetlerinin ve manevi hizmetlerinin yürütülmesinde sahi gayreti içerisinde olan mütevellideki dostlarımızın, Ya Rabbi bütün geçmişlerinin ruhlarına hibe ve hediye eyledik vasıyla eyle. Vakfımızın banilerinden, idarecilerinden, koşanlarından ve koşuşturanlarından ahirete irtihar intikal etmiş olanların da bir ecmai ruhuna hibe ve hediye eyledik vasıyla eyle. Gayrimenkul bağışlarıyla de hususen vakfımızın ayakta için gayret etmiş olan Ömer Yavuz abimizin, Mehmet Aslan abimizin ruhlarına, Cafer Ersin kardeşimizin için geçmişlerinin ruhlarına, diğer gayrimenkul ve menkul bağışlayanların da geçmişlerinin ruhlarına hibe ve hediye eyledik vasıyla eyle Ya Rabbi. Bu gayrimenkulleri en güzel şekilde değerlendirmeye bize emanet edilen bu vakıf müesseselerini en güzel şekilde değerlendirmeye bizleri muvaffak eyle Ya Rabbi. Talebeleri cihana ışık tutacak alim, fazıl, kamil insanlar olarak yetişmelerini çok güzel hizmetlere damga vurarak bu hizmetlere Ya Rabbi menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla bağışta bulunanların sadaka-i cariye olarak kıyamet sabahına kadar anılmalarını nasip eyle. Ya Rabbi hocalarımızdan ahirete intikal eden İhsan Efendi, Aşık Kutlu Hoca Efendi, Hacı Dursun Efendi, Hacı Salih Efendi, Şehit Bayram Hoca Efendi, Hızır Hoca Efendi, Hasbi Hoca Efendi, Abdülmetin Hoca Efendilerin de ruhlarına hususen Ya Rabbi Abdülhusus Osmanoğlu ve Ahmet Vanoğlu Hoca Efendilerimizin de ruhlarına hibe ve hediye eyledik vasıyla eyle. Ya Rabbi Ya Erhamer Rahimin biz de ahirete intikal ettiğimiz zaman bizleri hayırla yad edecek, ruhlarımızı şad edecek, arkamızdan hatmi şerifler okuyacak, okutacak, dualar yapacak, sadakalar verecek, hayırlı nesiller, dostlar, cemaatler cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi Ya Erhamer Rahimin bu salgın hastalık sebebiyle camilerimiz, medreselerimiz, harameyn yetim kaldı. Ya Rabbi bu yetimlikten kurtar Ya Rabbi. Bu belayı rahmetinle def'u ref'u izale eyle Ya Rabbi. Hastalarımıza acil şifalar ikram eyle. Ya Rabbi Ya Erhamer Rahimin Feyzullah kardeşimize, Yusuf hocamıza, Cemal hocamıza acil şifalar ihsan eyle. Öğrenci velilerimizden, dost ve yaranlarımızdan, cemaatimizden hasta olanlara ve hastası olanlara acil şifalar ihsan eyle. Sadece bu hastalıktan değil, muhtelif hastalıklardan Ya Rabbi yatmakta olanlara şifalar ihsan eyle. Adil Hoca Efendi kardeşimizin hanımı, hoca hanım, ablamıza da kardeşimize de acil şifa ihsan eyle.
Hayırlı muratlarımızı ikram eyle, maddi ve manevi sıkıntılarımızı izale eyle. En kısa zamanda talebelerimizle, cemaatimizle ya Rabbi buluşmayı, daha güzel hizmetlere vesile olmayı nasip eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. قبل الله بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Okunan ayeti kerimeler, ayet-i beyinat herkese mesajdır arkadaşlar. İnsanın dünyada nesi vardır? Malı vardır, bir de akrabaları vardır. Başka nesi vardır? Başka bir şeysi yok. Bu akrabalar bazen hani kendisinden sud üretmiş olan çocukları olabilir. Kendisinin kendilerinden sud ürettiği annesi, babası ve mahavili olabilir. Mevla buyur ki kullarım, el malu. Sizin gönlünüzü kaptırdığınız ne vardır dünyada? Peşinden koşacağınız mallar vardır. Tamam. Başka ne vardır? Benim yavrum yavrum deyip efendim gönlünüze tat kuran çocuklarınız vardır. Tamam. Zinetül hayati dünya. Bu dünya hayatının süsüdür. Dünyada insanın evi, dünyada insanın iş yeri, tarlası, bağ bahçesi dünya hayatının süsüdür. Evlat da öyledir. Peygamberler de istediler. Alâ nebiyyine ve aleyhim salavatü teslimat. Bunlar dünya hayatının süsü. Peki bunlar sonuç itibariyle dünya nasıl bize emanetse onlar da bize emanettir. Dünyada biz nasıl sınavdaysak onlarla da sınavdayız. El-bâgiyâtu mal fanidir. Evlat da fanidir. Hepsinden ayrılacağız. Fakat baki olan, bizimle beraber gelecek olanlar es-salihatü salih ameller. Hayrun inde rabbike, Rabbinin nezdinde daha hayırlıdır. Sevaben mükafat bakımından ve hayrun daha hayırlıdır emelen arzu bakımından. Yani arkadaşlar hatırlarsınız bir ara bu zengin aileden hastanesi olan Koç ailesinden bir vefat etmişti. Kendi özel hastanesi olduğu halde özel hastaneye yetiştiremediler. Beykoz Devlet Hastanesi'ne yetiştirdiler onu. Yani Vehbi Koç olsa ne olacak? Sabancı olsa ne olacak? Giderken bir kefen, başka bir şey yok. Geride kalanlar kendi aralarında bölüşmüş olacaklar onu. Bel bâkiyât. Bâki olan es-salihâtü salih ameller. İnsan kabire girince İmanını bulduğu gibi namazlarını bulacak, zikirlerini bulacak, sohbetlerini bulacak, Allah için yaptığı mücadeleleri bulacak. Yani baki olan salih ameller. Bunlar baki insanla beraber geldikleri için hayrun inde rabbike tevaben. Rabbin sana der ki kulum bak, mal da sana lazım, evlat da sana lazım ama salih amel de lazım. Hangisi daha iyidir? Hangisi daha fazla lazımdır? Salih amel daha fazla lazımdır.
Çünkü o uzun bir yolculukta sana lazım. Sırat Köprüsü'nü geçinceye kadar, cennetteki derecene kavuşuncaya kadar sana lazımdır ve seni bırakmaz. Hiç bırakmaz. Yarın ahirette evlatla insan birbirine düşerler, birbirinden kaçarlar. Efendim anneyle babayla birbirimize düşeriz, birbirinden kaçarız. Yevme yefirul meru min ahihi ve ummihi ve ebihi. Ama salih amel bizden, biz ondan kaçmayız. Onun için bir insanın malının çok olması, evladının çok olması, bunlar ayrı şeylerdir. Bir de salih amelin çok olması ayrı şeylerdir. Mevla buyuruyor ki ben dünyayı da biliyorum, ahireti de biliyorum. Malınızı da biliyorum, çocuklarınızı da biliyorum. Salih amellerinizi biliyorum. Ben size diyorum ki benim nezdimde sizin salih amelleriniz daha hayırlıdır. Şöyle malım olsa, şöyle evladım olsa diye emel yapıyorsunuz, arzu ediyorsunuz ya. Şöyle salih amelim olsa, şöyle güzel bir namaz kılsam, şöyle güzel bir ders yapsam, şöyle güzel bir emir bil maruf yapsam, nehyani münker yapsam şeklindeki salih amel emelleri daha hayırlıdır sizin için, işinize yarar buyuruyor. Ve yevme nüseyyirul cibale, biz dağları yürüteceğiz Mevla buyuruyor. Dağları yürüteceğiz. Sinekleri değil. Ve teral arda barizeten, yeryüzünü dağlardan çırılçıplak olarak göreceksin. Bir tane dağ kalmayacak. Ve haşarnâhum, insanların hepsini toplamış olacağız. Felem nuvâdir mühüm eheden, bir kişi bile kalmayacak. Herkes gelmiş olacak. Felem nuvâdir mühüm eheden. Ve uridû alâ rabbik safa, saf saf Allah'a arz edilmiş olacaklar. Allah bize yardım eylesin. لَقَدْ جِئْتُمُونَا, kullarım bana gelmiş oldunuz. كَمَا خَلَّقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ, ilk yarattığımız gibi. İlk yaratıldığımız zaman nasıl anadan doğduğumuzda çırılçıplak hiçbir şeyimiz yoktu. Oraya giderken de aynen öyle. Kimse muhtar değil, kimse ağa değil, kimse paşa değil, kimse imam değil, kimse müdür değil, kimse hoca değil. Herkes kul olarak böyle. Anadan doğduğumuz zaman nasıl vasıfsızsak öyle gelmiş olacağız. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ, bir başka ayet-i kerimede. Bizim verdiğimiz nimetlerin hepsini geride bırakmış oldunuz. بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا, İmansızlara siz zannettiniz ki sizinle bir randevumuz olmayacak. Bak işte randevu gerçekleşti. وَوُضَعَ الْكِتَابِ, kitap ortaya kondu, konulacak. Nedir bu kitap? Herkesin amel defteri. وَوُضَعَ الْكِتَابِ, فَتَرَى, görecek. الْمُشْرِكِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, dinsiz imansızları amel defterlerinde yazılı olan o küfürleri, şirkleri, isyanlarından dolayı böyle tir tir titrediklerini göreceksin. Ve yekulune, bir taraftan da şöyle diyorlar. Ma li hadel kitab, bu ne acayip kitap. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsa, küçük büyük ne varsa hepsini yazmış. Hiçbir tane atlamamış. Acayip kitap. Bir tane bile atlamamış. Ve vecedu amilu hadira, bütün yaptıklarını hazır olarak orada bulacaklar. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَلَى, Rabbin hiç kimseye haksızlık yapmayacaktır. Kimseye Rabbin zulmetmez. Yüce Rabbim amel defterini gıcır gıcır tertemiz yapanlardan eylesin. Günahlarını tevbe ederek silenlerden eylesin. Tekrar onlara bulaşmamaya her birimizi muvaffak eylesin. Rabbim bu zor günleri geride bırakmayı, iyi bir Ramazan-ı Şerif'i idrak edip ihya etmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim annelerimizi, babalarımızı affeylesin. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyetle versin. Ahirete göçmüş olanlara rahmet eylesin. Hizmetlerimizi müteemmen ve mübarek eylesin. Kendi aramızda ilgi, sevgi, alaka kurmaya, birbirimize sahip çıkmaya, birbirimize yardımcı olmaya, manevi terakkilerimize vesile olmaya Cenab-ı Hak her birimizi bu şerefle şerefliyab eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.